ilimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir ilimden medeniyete programla daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugün teknik masada Erhan Aydoğdu var. Efendim, bugün sizlere yine Osmanlı'nın eğitim sistemi içerisinde yetişmiş olan büyük alimlerden birisini anlatmak istiyorum. Şimdi ona bilgin diyorlar ya benim Bilgin, bilim adamı, ilim adamı desek olmaz. E alim, ilim adamı demek, alim desek o da olmaz. Bilgin, Lari Muslehiddin Efendi, sizlere anlatacağım kimse, Lari Muslehiddin Efendi. 16. yüzyıl yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hemen hemen yarım asır devam eden yüzyılının adamı. Sadece Kanuni Sultan Süleyman Han hükümdarlığı yarım asıra yakın devam etti. 46 sene. Ondan önce 2. Beyazıt ondan sonra Sultan Selim Han, sonra Kanuni Sultan Süleyman Han, sonra da 2. Selim Han. Asıl ismi Muhammed. Eshab-ı Keram'dan Saad bin Ubadenin radiyallahu anh soyundan gelen bir kimsedir. Saat bin Ubade Hazretleri de Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu anhüm büyüklerindendir. 1510'da İran'da İran ile Hint sınırı yakını Laristan'da doğdu. Lari'de o memlekette olduğunu gösteriyor Lari Laristanlı yani. İstanbul'i mesela. Ankara'vi gibi. Lari dendi. Dikkat buyurursa kıymetli dinleyenlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, onun sohbetinde bulunan, yani 1600 işte 30 larda yetişkin insan olan Saad bin Ubade Hazretlerinin soyu İran toprağına ta yakın Laristan şimdi de Luristan diyorlar herhalde oraya denilen yerlere kadar gitmiş onun soyu İslam'ın gelişiyle beraber bu topraklar Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında ta Mavera Nehri dahil ettiler. Seyhun Ceyhun arası büyük verimli memleketi dahil ettiler. Oralara para pul kazanmaya gitmediler. Allah Teala'nın yolunu anlatmaya gittiler. Eğer bugün de öyle anlatılanlar olsaydı, bugünkü Türk dünyası dediğimiz Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Kuzey ve Orta Asya memleketleri insanları 90 sene komünizmin pençesinde zulüm görmezlerdi. Siz dininize, imanınıza sahip çıkmazsanız allah Teala sizi güdecek birilerini yaratır, gönderir. Yoksa Stalin'in neyi vardı, Lenin'in neyi vardı efendim? Bunlar Avrupa'nın yetiştirip sırtını tapaşladığı adamlardı. Bu bir, o toprakların insanlarına sanki Bela-i ilahi gibi geldi. Bugün o memleketin insanları çok şükür, dinini, diyanetini artık iyice gözetir hale geldiler. Ta Hind'e kadar. Hindistan'da bugün devlet idaresi, işte biz Müslümanları insan saymıyoruz, onun için de vatandaşlık hakları vermiyoruz diyorlar. Ne peki? Tavuk mu bunlar? Tavuksa kübese koyun. Koyunsa ağıla koy. Yok büyük başsa ahıra koy arkadaş. Gücün yetiyorsa bunlara madem insan değil diyorsun, canlı da olduğuna göre böcek de olsa bir inine koy ya, bir yuvasına koy. Ne peki bunlar? Bu bütün dünyanın gözü önünde Birleşmiş Milletler. UNESCO, kültür, ilim, bilim ne varsa hepsinin kurulu teşkilatları için mühim olan, korunacak olan insan hakları değildir. Kendilerinden olmayanları insan saymıyorlar. Churchill'de yakın zamanda ikinci Dünya Harbi sırasında Çanakkale'de böyle gelip de çakılıp kalınca Çanakkale Boğazı'nda yedi tane modern savaş gemilerini kaybedince savaş gazları, harp gazları veya zehirli gazlar gibi kimyevi bir harbe izin almak için parlamentoda tasarı getirdi, teklif getirdi. Dediler ki bu Birleşmiş Milletler anlaşmasına veya insan Hakları Cenevre anlaşmasına aykırı. Tamam dedi biliyorum ben. Ama karşımızdaki gaz kullanacaklarımız insan değil. Türkler insan değil dedi. Bir ülkenin kraliçeden sonra gelen idarecisi bunu İkinci Dünya Harbinde söyledi. Hatta Birinci Dünya Harbi'nde söyledi. İkinci Dünya Harbi'nde de bu adam bütün dünyayı kana boyadı. Ama Müslümanlar oraların baharatını, altınını, incisini, sedefini getirmeye gitmediler. Dini anlatmaya gittiler. İşte Lari Musihiddin Efendi'ni de dedesinin dedesinin dedesi kaç göbek belki dokuz göbek ötededir. Dokuz veya on bir göbek olabilir. Saymadım. Saat bin Ubade radıyallahu anh'a kadar ulaşıyor. Ve ne mutlu ki böyle bir büyük dedenin torunu da Osmanlı Devleti'nin hizmetinde yine allah Teala'nın yoluna hizmet etmiş. Yine insanlara doğruları anlatmış. Ne güzel sadakat efendim. Şimdi ise biz bakıyoruz. Hiçbir şeyimiz kendi Anadolu'daki Türk ve Müslüman kültürümüzde bağdaşmıyor. Hiç. Eğlencemiz de, balomuz da, düğünümüz de, hiçbirisi tamamıyla biz elleri yukarı yapmışız, kaldırmışız. Batının bütün böyle sersefil cinsiyet farklılığı yok iddiasının peşinden koşarak karma karışık bir toplum halindeyiz. Kimin babası, kimin çocuğu, kimin anası, kim kimin anası, kim kimin babası, kim kimin kardeşi belli değil. Belli değil. Yani ailelerin e, kütükleri, nüfus kütükleri, ve soy bağları alt üst olmuş vaziyette. Ya kalkıyoruz, geliyoruz. Efendim. Efendim korona dolayısıyla kısıtlamalar olmuş. Evet, güzel. Olacak tabii. Mecburuz. Sağlığımız için şart bu. Buna da uymamız şart. Uymamız da şart. Bunu delmememiz şart. Delmeye kalkarsak hem dinen vebale gireriz, hem kanuna suç işleriz. E burada sen ceza ödeyerek kurtardın mı zannediyorsun? Yok. Senin o deldiğin zamanlarda kaç kişiye virüs bulaştırdınsa onlar sen orada bekliyorlar şimdi. Yakana sarılacaklar. Gel 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 diyecekler. İşte diyecekler İşte bu bize bulaştırdı. Tutanaklı mı Her şey tamam. Evet. Bu çocuklar sıkılmasınlar diye Sokakta eğlenti düzenliyorlar. İlk ya işte maskeli, mesafeli falan filan. Ya oynadıkları oyun Avrupa'nın eğlenceleri, çaldıkları çalgı aletleri Avrupa'nın eğlenceleri, söyledikleri şarkılar Avrupa notasıyla Avrupa şarkılarından çalınma. Ya madem ki böyle ses teşkilatı falan kuruyorsunuz. Gelin oraya ecdada ait bir hikayeyi anlatın. Bir güzel örnek olayı anlatın. Anlatın ya. Siz gitar çaldığınız zaman dokunulmanız var. Aman ha sakın. O bu batı düşmanı ya. Batı senin düşmanın. Ama sen hala batının düşmanın olduğunu anlamıyorsun. Batının aleyhinde bir davranışımız olursa bizi suçluyorsun. İşte Batı ortada. Batı batacak. Biiznillahü Teala. Lakabı da Muslehiddin'di. Lari Muslehiddin Efendi'nin. Adı Muhammed olduğu halde lakabıyla anılır hale geldi. İlk tahsilini İran'da ve aile büyüklerinden yaptı. Oradaki eğitim sistemiyle. Yani 1500'lü yıllardaki eğitimiyle İran o zamanlar ehl söt olduğu dönemde var. Efendim Şah İsmail'in veya Şah Tahmasp'ın e, izinden gittikleri dönemlerde var. Büyük alim Celaleddin'i Devani Hazretlerinin rahmetullah aleyh talebesi olan Emir Kemalettin Hüseyin'den okudu. Şimdi emir demek o bölgede Mavera Ünnehir dahil Orta Asya'da doğuya doğru giderken Türkistan'da efendim emir demek seyit demek. Efendimiz soyundan gelen demek. Emir Buhari Hazretleri var mesela. Emir Sultan Hazretleri. Başka alemlerden de okudu. Akli ve nakli ilimlerde yükseldi. Akli ilimler akılla çözülebilen ilimlerdir. Fizik, kimya, fen Nakli ilimlerde Allahü Teala'nın gönderdiği dini İslam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiylerle beraber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam buyurdukları hadis-i şerifler sonra efendim icma ümmet sonra da kıyası fukaha bu dördü ehli sünnetin temel direğidir. Şimdi diyor ki adam ya arkadaş ben yani ne demek iştihat? Ben doğru icma ümmete bakarım. Kıyası fukaha ah, ben de fakihim ya İmam-ı Azam ne kadarsa ben de o kadarım. Neredeyse diyecek oluyorlar da diyemiyorlar. Korkuyorlar. Bir kısmı diyor ki efendim ne ya icma ümmet ne demekmiş? Kıyası bu kahane demekmiş. Efendimiz ne dediyse o. Ve Kur'an-ı Kerim. Şimdi geldiler en son noktaya. Hadis-i şeriflerinde çoğunun mevdu olduğunu, neredeyse hepsinin mevdu olduğunu söyleyecekler. Yani uydurma olduğunu söyleyecekler. delilleri, şahitleri yok sayacaklar. Kütüb-i Sitte denilen böyle İslam'ın hadis-i şerif hususunda, din hususundaki senedi sayılan altı tane mübarek kitabı yok sayacaklar. Kur'an ne diyorsa o kardeşim diyecekler. E, Vahhabiler de böyle diyorlardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Amerika ile Vahhabilik birleşsin, onlar birbirine destek olsun, efendim harpte aynı cephede sarp, çarpışsın, İsrail'le kol kola girsin mi yazıyor yani? Hani Vahabilik, Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlar bozmuştu, onlar tekrar öze döndürdüler de, sizin özünüz nasıl bir söyler misiniz bize? Öz bildiğiniz şey, deriz. Nakli ilimler, Din ilimleridir, nakledilen ilimlerdir. Bize kadar ulaşmış elhamdülillah. İyi ki ulaşmış. İlmini artırmak, bu ilmini insanlara faydalı şekilde öğretmek maksadıyla Hindistan'ın o zamanlar başşehir olan Lahora geldi. Lahor'da o zamanlar Gürgani'ye Ehli Sünnet devleti vardı. Ta Timur Han'dan beri kalan Gürgan diye orada bir memleket de var. Evet. Gürgani'ye yani Hindistan'ın hükümdarı Hüseyin Şah bu zata yani Lari Mustehiddin Muhammed Mustehiddin Efendi'ye çok yakınlık gösterdi. i̇zzet ikramda bulundu. Aman dedi ya insanlarımız bozuluyorlar, başkaları kandırıyorlar. Ne olur sen bizim memleketimizde insanlara bu ehli sünnet yolunu anlat dedi. Çok ikramda bulundu ve onu kendisine hoca tayin etti. Osmanlı'da da padişah hocaları var ya efendim. Onun gibi hoca tayin etti. 1554'e kadar Gürganiye'de kaldı. Sultan vefat edince Hümayun Şah Musehiddin Efendi rahmetullahi aleyh hac etmek için Mekke'yi i gitti. Dönüşte artık Hindistan'a dönmedi. Kendisini orada bulunduran, vazife veren Hükümdar da öldüğü için, Şah öldüğü için, belki yeni gelen idareye emri baki de olmasın diye bir yer değiştirmeyi düşündü ve Anadolu'ya geldi. Niyeti İstanbul'a gitmek. Ve niyetini de tahakkuk ettirmek için Rabbinin nasip etmesiyle beraber İstanbul'a geldi. O dönemdeki Osmanlı Şeyhülislamı meşhur büyük alimlerden Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh ile tanıştı. Alim alimi tanır diye bir atasözü var efendim. Bu sözün mucibince yani icabı olarak birbirlerine Hemen tanıdılar. Nasıl onu biz bilemeyiz. Tanıdılar. Dedik ama süremizi de doldurduk. İnşallah bundan sonraki hafta Lari Musleheddin Efendi'ye anne Efendi'ye anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete.